Mikado'nun Çöpleri İki perdelik bir oyun. Çok kıymetli bir eser. Düşündüm, dedim ki benim gibi izleyemeyenler için ve bu arada baskısı da yok oyunun. Bir kitap halinde değil. Varsa da bulamadım. Gerçekten nadir baktım, bulamadım. Bu oyundan herkesin haberi olsun istedim. İçim gittim. Çünkü Melih Cevdet Anday'ı yeterince bilmediğimizi düşünüyorum. Bu arada Mikado'nun çöpleri şöyle bir ekşide gezinelim. Bir oyundur bir entry okuyorum şu anda ama sadece Melih Cevdet'in bir oyunu değil. Bir avuç çubuğu masaya bırakır sonra da birinin diğerini kıpırdatmasına izin vermeden toplamaya çalışırsınız. Cerrah adaylarının tuz öncesi böyle bir sınavdan geçtiği söylenmişti. Ben mi uyduruyorum belli değil demiş. Boşuma gitti. Umarım ağır yorumlarla baş başa kalmam. Çünkü dediğim gibi bu bir oyun ama yürek yedim bugün ve başlıyorum. Birinci perdeyle. Birinci perde. Bir apartmanın ikinci katındaki dairenin holü. Tam karşıda sokak kapısı. Sağda solda oda kapıları. Sağda bir koridoru açılan bir kapı daha. Sokak kapısının yanında elbise askısı. Bir yanında büfe, gaz sobası, kitaplık. Duvarda soyut resimler ve saat. Bir ayna. Bir yanda somye. Kış gecesi. Vakit sabahın ikisi. Perde açıldığında sahne karanlıktır. Birinci kattan bir köpek avlaması gelir. Kapı dışarıdan anahtarla açılır. Erkek girer, elektriği açar. Paltosu ve saçları kar içindedir. 28-30 yaşlarında içkili. Erkek paspasa ayaklarını hafif hafif vurur, saçlarındaki paltosundaki karları silkeler, arkasına bakarak ''Buyurun girin, burası.'' Kucağında yün atkılara sarılmış bir çocukla kadın girer. Çocuk bebektir. Kadın 30-35 yaşlarında üstü başı kar içinde ürkektir. Odayı süzer. Erkek Söyledim ya, annem babam var evde, merak etmeyin. Kadın, ondan değil, rahatsız ediyorum sizi. Girer, teşekkür ederim. Erkek Somya'yı gösterir, yatırın çocuğu oraya. Kadın çocuğu Somya'nın üstüne yatırır. Onu saran yünlerin üstündeki karları temizler, çocuğun yüzünü açar. Uyuyor. Sonra kapının önüne gelir, Ayaklarını paspasa vurur, üstünü başını silkeler, ikide bir derin soluklar alır verir, ah çeker. Erkek, ne hava be, kar böyle yağarsa diri diri gömer hepimizi, iyi de olur. Paltosunu askıya asar, çıkarın üstünüzdekini, asın buraya. Gaz sobasını yakmak için bir gazete kağıdını büker, kibritle tutuşturup sobanın içine atar, soba alevlenir. Kaç saattir bekliyordunuz orada? Kadın çekine çekine çıkarır matosunu, asar. Bilmem, bir saat mi oldu, iki saat mi? Erkek, boşuna beklemişsiniz. Şoförler çalışmaz böyle gecelerde. Görülmemiş bir kış. Kar kapıları örttü. Belki de yeni bir buzul devri başlıyordur. İnsanlığın son gecesidir bu gece. Tahsiliniz var mı? Evet, benim yok.'' Bilimsel bir yanlışlık yaparsam kusura bakmayın. Vapura mı gidecektiniz? Kadın çocuğun yanında. Evet. Hangi vapura? Araba vapuruna. Araba vapuruna. Erkek sobanın iyice yandığına kanaat getirdikten sonra ayağa kalkar. Yandı gibi oluyor. Bakıyorsunuz ki sönmüş biraz sonra. Sigara yakar. Belki araba vapuru da işlemiyordur. Göz gözü görmüyor. Şimdi vapurlara radar taktılar ama hepsi bozuk. Radarla giden vapur karaya oturur. Kadına bakar. Otursanız ha. Kadın oturur. Hadi vapur işliyor diyelim. Karşı tarafta da bulamazdınız araba. Sigarasını söndürür. Nereye gidecektiniz? vapurda sabahlayacaktım. Erkek bir şey sormadan bakar. Gidecek yerim yoktu. Erkek bir şey sormamaya kararlı gibidir. İlgisiz görünmeye çalışır. E, param da yoktu. Elleriyle yüzünü örter kadın. Erkek normal karşılamış gibi. Demek vapurda gidip gelecektiniz. Evet, sabah kadar gidip gelecektim. Sıcaktır vapur. Sıcaktır. Sessizlik. Bana büyük bir iyilik ettiniz. Kendim için düşünmem. Çocuk için. Kadın sessizce ağlar. Sizi rahatsız ediyorum. Oysa apartmanın kapısında da bekleyebilirdim sabaha. Burası daha iyi değil mi? Kadın ayağa kalkar. Ne olur gideyim ben kapının önüne, aşağı kapının. Çocuğu almaya davranır kadın. Delilik etmenin hiç sırası değil. Donarsınız. Tanımadığım bir evde alınganlığın da sırası değil. Ben sizin yerinizde olsam kırar bir kapıyı girerdim içeri, oturan oturduğunuz yerde. Peki Kadın çocuğu Somya'ya bırakır. Anneniz babanız evde değil mi? Kusura bakmayın ama bunun da sırası değil şimdi. Merak etmeyin dedim size. Neredeyse kalkar annem. Geldi mi gelmedi mi diye bir bakar buralara. Duvardaki aynada yüzünü inceler adam. Güven vermiyor suratım demek. İyi bir surat değil bu biliyorum. Ama ben yapmadım ki suratımı. Bundan dolayı sorumluluk alamam üstüme. Affedersiniz. Yersiz konuştuğumu biliyorum. Benim durumumda bunu sormak en azından acayip kaçıyor. Kadın oturur. Kim bilir ne düşünüyorsunuz benim için? Kış gecesi sokağın ortasında bir kadın çocuklu. Kadın göğüs geçirir, dalar. Bir şey düşündüğüm yok. Belki sonra düşünürüm. Şimdilik aklım başka yerde. Bu geceki tartışmada Verilmesi gereken karşılıklar şimdi şimdi geliyor aklıma. İş işten geçtikten sonra. Çok sinirliyim bundan ötürü. Bir arkadaşımın evinde geçirmekte geceyi niyetim. Yoktu evde. Belki on defa gittim. Olur böyle şeyler. Erkek ayakkabılarını çıkarmaya başlar. Ah çoraplar sarı sıklama olmuş. Çoraplarının üstünden ayak parmaklarını sıkar. Buz gibi havada keyif için çıkmadınız ya sokağa çoraplarını da çıkarır. Siz de çıkarın isterseniz. Ama gene siz bilirsiniz. Erkek ayakkabılarını sokak kapısının yanına koyar, çorapları elinde sallanır. Açmasınız. Hayır, evleyeyim ben. Erkek bu sözün iki ayrı söz olduğunu anlamaz. Ben esmer olduğum için acıktım. Yanlış anladınız. Başka bir söze başlamıştım ben. Erkek Nasıl acıkmam? Sabahtan beri bir şey yemedim. Boyuna içtim. Bilir misiniz acıkmayı ayıplayanlar vardır. Doğrusu suçtur acıkmak. Ama ben bütün suçlara boş verdiğim için göğsümü gere gere acıkırım. Ancak gündüz ağzıma bir şey koymam. Geceye bırakırım bu işi. Gece olunca da yaşlanıyorum. Aksilik işte. Erkek koridora açılan kapıya doğru yürür. Bana biraz müsaade, mutfaktan yiyecek bir şeyler getireyim. Erkek çıktıktan sonra kadın hızla çantasını açar, içine bakar, sonra çantayı kapatır, sıkı sıkı yanına yerleştirir. Çocuğun üstüne eğilir, bir takım sözler mırıldanır, sonra birden fırlar yerinden. Ayaklarının ucuna basarak sokak kapısına doğru yürür. Fakat tam bu sırada erkeğin ayak seslerini duyar ve hızla yerine oturur. Erkek elinde bir tepsiyle döner. Tepside ekmek, peynir, sucuk gibi yiyecekler vardır. Büfeden bir konyak şişesiyle iki kadeh çıkarır. Yoksullar yemek yiyene bakmazlar bizde. Onun için yemeği olan gizli yemelidir. Hayvanlar da gizli yer. Konyak içer misiniz? Hayır, teşekkür ederim. Unutup bir daha sorarsam kusura bakmayın. Adam kendine konyak koyar. Çocuğa ne veriyorsunuz? Yarın süt bulurum ona. İçeride vardır belki. Erkek oturur yemeye başlar. Ev sahibinin suçu yoktur doğrusu. Zaten suç işleyecek yetenekte de değildir. Düşünceler, tartışmalar, çatışmalar, ne diyeyim savaşlar bile rakı mezesi gibi bir şeydir onun için. Konuşmaya yarar sadece. O yüzden hoşgörülüdür. Kızmaz hiçbir düşünceye. Sizin anlayacağınız hiçbir inancı olmayan kişilerden. Tam kadehini kaldırırken bırakır erkek. Yanlış anlamayın beni. İnançlı kişileri övüyorum sanmayın. Karnıma bir bıçak saplasalar kafamdaki düşüncelerden kaçı kalır, kaçı gider. Belli olmaz. Palavra atmamalı. Erkek kadına odayı gösterir. Benim odam şu, ister burada yatarsınız, ister orada. Yatmam, otururum burada çocuğun yanında. Ama içerki odaya gitseniz daha iyi olur bence. Bizimkiler sizi burada görmesin. Gülümser, ben yatarım son yede. Kadın ürkek. Çok mu kısarlar? E şaşırırlar. İnsana alışık değillerdir çünkü. Bir yabancı ya hırsızdır ya katildir onlar için. Bir gün evleneceğim kızı getirmiştim tanıştırmak için. Tanıştılar, konuştular. Kız gittikten sonra ne deseler beğenirsiniz? Bu ev namuslu bir evdir. Nikah kıymadan nasıl getirirsin demezler mi? Kadın gitmeye davranır. Yo korkmayın canım. Geçti o günler. Elini masaya vurur. istesem yakarım bu evi. Kadın çocuğuna sarılır. Bir sebep olmayalım. Telaşlanmayın efendim. Hiçbir istediğimi yapamadım bugüne kadar. Evi yakmaya gelinceye kadar. Oh neler kurmadım. Siz dediğimi yapın. Öteki odada yatarsınız. E, peki. Oturmayın ama uyuyun. İnsan ya içki içer ya uyur. Peki. Anlaşıldı mı? Peki. Ama bu saatten sonra uyumanız için yemeniz lazım. Gece yarısından sonra uyku ilacı yerine geçer yemek. Yemeği gösterir. Buyurun. Teşekkür ederim yemeyeceğim. Erkek geceki tartışmada dıraklı. Sosyalistler gelirlerse bütün aydınları keserlermiş. Bunu söyleyen de kara cahilin biri. Size ne deseydim keşke size vız gelir. Alaylı. Kendisini aydın sanıyor. Bir de şunu yapsaydım o herife. Ne dedi biliyor musunuz? Baş kaldıran ulusların tepesine indirmeli atom bombasını dedi. Güçlü olan haklıymış. Erkek ayağa kalkar, sözünü ettiği adamı ensesinden tutmuş gibi yapar. Ensesinden şöyle tutsaydım, sıksaydım, sıksaydım. Söyle bakalım. Güçlü olan mı ha? Sonra erkek oturur. Size biraz kendimden söz etmek istiyorum ben. Gerekli ve ondan ilk görüyorsunuz beni hem de çok garip bir durumda. Gerçeği yormak istemem sizi başımdan geçenlerle. Öyle bir yemek yiyişi vardı ki görseniz iğrenirdiniz. Ağzı doluyken ekmeği ite kaka tıkıyor içeri. Hani farenin kuyruğu kedinin ağzına sarkar ya. Bunun da ağzının bir yanından balık kuyruğu sarkıyordu. Öyleleri vardır. Ben anlatmaya hevesli değilim. Vardır değil. Herkes öyle yiyor. Bu yüzden lokantaya gidemiyorum. Eşekler, atlar bizden daha temiz yerler. İçer misiniz? Hayır teşekkür ederim. Gerçi çok üşümüşüm dışarıda. Şimdi anlamaya başladım üşüdüğümü. Ezan okunuyordu ben çıktığımda. Demek ki... Ezan sayısını artırdılar galiba. Ne dersiniz? Eskisinden daha sık okunuyor gibi geliyor bana. Olabilir bilmiyorum. Kadın durur, ellerini oğuşturur, sonra kararlı. E, Siz rahatsız etmeyeyim daha fazla. Ayağa kalkar. Yatmaya mı? Odun da elektriğini açayım. Erkek kalkar, odaya doğru yürür. Bir terlik de vereyim size. Odasına girer. Kadın çocuğu öper, bir şeyler mırıldanır, ağlar. Erkek yılın ayak, elinde terliklerle döner. Giyin şunları, terliği kadının önüne koyar. Ben yılın ayak dolaşmayı severim. İnsanın elleri ayakları açıkta olmalı, suratları kapamalı asıl suratları. Ne suratlar var tanrım? Belki de biz tanrının surat koleksiyonuyuz. Kadın terlikleri alır, ayaklarına bakar. Kar suları kilimi ıslattı. Ah ne utanıyorum. ne utanıyorum. Utanacağınızı acıksanız daha iyi olurdu. Kadın ayakkabılarını çıkarır, götürür erkeğin ayakkabılarının yanına koyar. Sonra terlikleri geçirir ayağına. Erken erken giderim sabahleyin görmezler beni. Çocuğu kucağına alır, yandaki odaya geçerken, siz de görmeyeceksiniz bir daha. Bunu önemli belirtmek isterim. Böyle bir tanışıklığın başınıza bela kesileceğini aklınızdan çıkarın rica ederim. Ben durumumu kısaca açıklayıp susacaktım. Dinlemek istemediğinizi anlayınca sıkıntıdan terledin. Merak etmeyin, merak etmeyin.'' Duygulu olduğunuzun farkına varmamışım demek. Ama nasıl anlayabilirdim? Çok yeniyiz daha. Tanışıklığımızın ilerlemesini istiyorum sanmayın. Anlıyorum anlıyorum ancak şunu bilin ki demin sizi dinlemediğimin farkında değilim. Kasıt aramayın. Bu akşam hiçbir şeyi kasıtla yapmadım. O eve gidişim, orada bu saate kadar oturuşum, sokaklarda dolaşmam falan hiçbirinde bir kastım yoktu. Zaten o evi sevmem ben. İki de bir beni bir sinema artistine benzetirler. O ev aklınızı çok takmışsınız, belli. O kadar ki beni köşe başında gördüğünüzü, evinizde çağırdığınızı bile hatırlamıyorsunuzdur belki. Ya hatırlıyorum ama başka şeyler de karışıyor buna. Ne gibi? Oturun. Kadın kucağında çocukla oturur. Sizinle ne konuştuğumuzu ayrıntılarıyla bilmiyorum. Başka şeyler düşünüyordum çünkü. Kadın ayağa kalkar. Çok ciddi bir sorun benim için. Nasıl unutabilirsiniz? Yardım teklif etmediniz mi bana? Yanlış anlamayın. Onu unutmadım. Evet biliyorum. Yardım teklif ettim. Burada bu odada daha demin konuşmadık mı? Evet konuştuk. Araba vapuruna gideceğimi, vapurda sabahlayacağımı. Tamam. Ancak iki konuşma yürütüyordum ben o sırada. Biri sizinle sokakta, biri o evde ötekilerle. Ama benimle olana eminsiniz değil mi? Aklımdan şüphe mi ediyorsunuz? Sizden değil, sizden değil. Demin az kaldı zihnimi karıştırıyordunuz. Allah rahatlık versin. Kadın odaya geçer. Erkek konyağını bir dikişte içer, yenisini doldurur. Ondan da bir yudum alır. Erkek dinlemek istemiyor. Bu sırada kadın gelir yandaki odadan, elinde erkeğin pijamaları. Pijamalarınızı almayı unutmuşsunuz. Koyun oraya. Erkek Somi'yi gösterir. Ama hiç uykum yok. Sabaha kadar oturacağım. Kadın pijamaları Somiye'nin üstüne bırakır. Orada unuttuğu çantasını telaşla arar. Erkek bunu fark eder. Kadın bir tereddüt anı geçirir. Erkeğe bakar sonra onun yanına gelir. Benim de uykum yok. Kafam öyle çalışıyor ki gümbürtüsünü duyuyorum neredeyse. Kutlamıyorum bir türlü. Gördünüz mü? İkimizin de aklı başka yerde. Konuşmamız saçma oluyor bu durumda. Ama yadırgamamalı bunu bütün konuşmalar böyledir aşağı yukarı. Ben bir gün bir deneme yapmıştım. Karşımdakini dinlemiyordum hiç. Başka şeyler düşünüyordum. Aklıma ilk gelen bir sözü söyledim birdenbire geçmiş gün. Tükürmeli dedim galiba. Karşımdaki tamam işte ben de onu söylüyordum demez mi? Tıp atıp uygun düşmüş demek benim sözüm. Oturabilir miyim? Kalın ya burası içeriden daha sıcak kendinize gelirsiniz. Şöyle sobanın yanına yaklaşın. Çocuğun üstünü örttünüz mü? Battaniye vardı içeride. Örttüm. Kadın sobanın yanına gelir. Titriyorum ama üşümekten değil sinirden. Yürüdüm ben. O sokak senin. Bu sokak benim uzattığım yolu. Boyuna düştüm. Düştükçe de bastım küfrü yüksek sesle. Kadın içine dökmek niyetindedir. Açılmak için bir kapı arar. Ben çaresiz kaldığım için Yoksa bu saatlerde dolaşmayı sevdiğimden değil. Bense doya doya küfretmek için uzattım yolu. Kimi evlerin pencerelerinden ışıklar sızıyordu. Işık gördüm mü durup bağırıyordum. Pezevenkler. Hemen kapanıyordu evin elektriği. Hani eskiden sokak fenerlerini yakıp söndürmek için elinde bir sırıkla dolaşan fenerciler vardı. Onlar gibiydim. Pezevenkler diye bağırdım mı tamam. Yalnız bir evin penceresi açıldı. Bir adam uzanıp dışarı baktı, merak etmiş budala. Baktığına, bakacağına pişman ettim. Merhaba pezevenk dedim bağıra bağıra. Haklı değil miyim ama? Ben pezevenkleri çağırıyorum, o açıyor pencereyi. Herif kapattı camı, çekti perdeyi. Serserinin biri demiştir karısına. Böyle zamanlarda hakaret kızdırmaz kimseyi, namusa dokunmaz. Isı eksi ona düştü mü ortalıktan çekilir namus. Kapısını sım sıkı kapar. Sokakları serserilere bırakır. Bir şey söylemek istiyorum. Erkek kadını dinlemez. Soğuktan değil, evlere kapanmaları, köpeklikten. Bir kemik parçası kapmışlar, kaçacak delik arıyorlar. İçer. Sinirden üşüyorum diyordunuz. Sinirden üşümez insan. Alışmalı soğuğa. Sokakta ilk kalışınız mı? Ben iyi bir ailenin, erkek aldırmazlık içindedir. İyi aileden olmayan yoktur ki. Kadın bu karışıklıktan müteessir olmuştur, başını eğer, döner. Sokakta kalmış bir kadın layıktır bu alaya. Erkek kadın için çıkardığı kadehe konyak doldurur, uzatır, ısıtır, için. Kadın başıyla reddeder, düşüncelidir. Sokakta kaldığınız için sizi kötü aileden sayacak değilim elbet. Sokaktakiler kötü aile, evdekiler iyi aile sayılırsa bu dünyada iyi aileden geçilmez, içer. İyi aileden olmuşsunuz, olmamışsınız. Bu gece hiç önemi yok bunun. Sizi köşe başında gördüm. Kardan yüzünüz, gözünüz kapanmıştı. E, kucağınızda bir çocuk. Yardıma ihtiyacınız var mı diye sordum. Otomobil bekliyorum dediniz. Koştum gittim bir araba bulmak için bulamadım. Geldim gene yanınıza. E görüyorsunuz unutmamışım değil mi? Evet. Ne yapacağınızı sordum. Bekleyeceğim dediniz. Gidecek yeriniz yoktu demek. Ama sabaha kadar da bekleyemezdiniz orada. Eve davet ettim sizi. Geldiniz. İşte bu kadar. Ne var bunda? Basit bir olay. Keşke gelmeseydim. Yettiniz geldiğinize, sokakta bırakamazdım sizi. Şimdi buradasınız, geceyi burada geçireceksiniz, yarın da gideceksiniz. Yarın gideceğim. Gece yarısı kar altında rastladığım çocuklu bir kadına, iyi bir ailedensiniz, sizi evime davet edebilirim diyemezdim ya. Erkek, odada tek başınaymış çasına kravatını çözmeye başlar. Hepsi doğru söylediklerinizin. İyilik iyiliktir, kötü kadın olsam da. Kadın erkeğe bakar. Kötü bir kadın olabilirim değil mi? Erkek umurumda değil anlamında bir baş hareketi yapar. Hırsız olabilirim söz gelişi. Erkek aynı hareketi yapar. Delirmiş olabilirim. Olabilir. Bütün bunlar aklınızdan geçer elbet değil mi? Geçse de geçmesi de keyfinize bakın siz. İnsan aklı namussuzun biridir. Her şeyi düşünür. En aykırı, en korkunç şeyleri bile aldırmayın demek istiyorsunuz. Evet, onu diyorum. Başka birini rastladınız mı bu gece? Yanımdan geçenler oldu. Yardım teklif edenler demek istiyorum. Hayır, gördünüz mü? Ben sizi seçmediğim gibi siz de beni seçmediniz. Bir durum bir araya getirdi bizi. İçer bir aslantı. O anda daha neler olmamıştır. Bir kedi bağırmıştır. Bir adam yanındaki kadını kucaklamıştır biri bıçaklanmıştır, bir çocuk ağlamıştır. Bu sonsuz olan içinde sadece biri bizimkisi. Büyütmeye gelmez. Haklısınız. Sırasız bir kuruntu benimkisi. Sırasız elbet. Diyelim hapishaneye düşseydiniz, öteki mapuslar acaba ne derler diye üzülür müydünüz? Sizin için bu kadar basit olan bu durum beni nasıl rahatsız ediyor bir bilseniz. Bundan ötürü rahatsız olabilirsiniz ama dışarıda kalsaydınız donardınız. Evet, Çocuğum da donardı. Gördünüz mü? Bana öyle geliyor ki gene de bir haksızlık var bu işin içinde. Hangi işte? Başlayın beni. Kuruntum kötü şeyler düşünmeniz. Ne kadar korkuyorsunuz benden? Demek hakkınızda kötü şeyler düşünmem bu gece sizi sokak ortasında bırakan durumdan daha önemli. <laughs> Bırakın canım ne düşünürsem düşüneyim, ne düşünürlerse düşünsünler. Sokakta beklerken böyle bir kuruntum yoktu. Evinize girince başladı. Size tuhaf gelebilir ama gerçek bu. Yalnız değilim şimdi. Ne düşündüğünüzü merak ederim elbet. Bu bakımdan rahatım ben. En kötüsünü düşündüklerini kabul ederim. Olur biter. Aynı durumda değiliz. Rica ederim. Sizi ben alıp getirmedim eve. Sokakta bulunan benim. Kötü bir şey düşündüğüm yok. Kadın tatmin olmamış teşekkür ederim. Uzun boylu düşünecek durumda da değilim gerçekten. İçkiden başım ağrıyor. Erkek içer. Bu sözlerle sizi daha fazla rahatsız etmeyeyim. Benim demek istediğim... Ya kapatalım bu konuyu demedim. Söyleyin. Tanımadığım bir erkekle bilmediğim bir evde bulunmak hak verirsiniz değil mi? Durumu acayipleştiriyor. İyi bir insansınız. İyilik ettiniz bana. Oysa ne beklediğimi sormadan geçip gidebilirdiniz. Görmezlikten gelebilirdiniz beni. Başıma iç açmayayım Yani başıma iş açmayayım bu saatte gidip yatayım diye düşünebilirdiniz. Öyle yapsaydınız sizi suçlayabilir miydim? Kimse suçlayamazdı, gören yoktu çünkü. Gören olmayınca kolay kaçar insanlar. Bu tanıma göre ben yürekli bir iyilik sever çıkıyorum. Görevden kaçmamışım. Tek tanığım sizsiniz. Bunları ben söylüyorum. Size teşekkür borçluyum. İnsanlığınızı hayranım. İyiliğinizi unutmayacağım. Ama ileride bu olayı düşündüğünüz zaman tanımadığınız bir kadını haksız yere küçümsemeyin. Aşağılamayın onu. Sizi tanımadığım için bir şey düşünemem. Ben de sizi tanımadığım için hakkımda ne düşüneceğinizi bilemem. Durum aydınlanıyor öyleyse. Siz beni tanımıyorsunuz, ben sizi tanımıyorum. Bizi bir gören de yok, birbirini tanımayan iki kişi arasında kalacak basit bir olay bu. Hatta iki kişi arasında bile değil. Sayın ki otobüste size yerimi verdim. O kadar. Daha da batırıyorsunuz beni. Aramızdaki durumu değiştirmek niyetinde değilim. Otobüste bana yerinizi verdiğiniz için peşinize takılacak değilim elbet. Beni en korkutan da buydu işte. Durumumuzda bir değişiklik olmayacak. Olmamalı. Ama şimdi sizi konuşturmaya kalksam değişecek durum. Evime davet ettim diye sizi sorguya çekmek hakkını kendimde bulmuş olacağım. Dahası bir insana değil, belli birine diyelim filanın karısına yardım etmiş bir adam yerine gireceğim. Belki de yarın tutamayacağım kendimi, başkalarına da anlatacağım. Hep böyle yaparlar. için? Yardıma muhtaç biri olmazsa insanlığımızı koyamayız ortaya da ondan. Gerçekte sizin istememeniz lazım. Neyi? Sizi tanımamı. Diyelim bu gece kocanızla kavga ettiğinizi yahut dayak yediğinizi, kocanızdan kaçtığınızı, ne bileyim çocuğu kaçırdığınızı yahut oynattığınızı. Merak etmiyorsanız korku da gelmiyor mu içinize? Deli olduğunuzdan mı? Evet. <laughs> siz niçin korkmuyorsunuz benden? Ya ben deliysem? İkimiz içinde bilinmeyen benim. İkimin nesliyim nerede otururum bilmiyorsunuz. Ya siz beni merak ettiniz mi? Siz evi barkı olan bir insansınız yetmez mi? Sizde sokakta kalmış birine fark var bunda. İlle korkutmak istiyorsanız korkayım ama delilik için bu söyledikleriniz yetmez. Birini öldürmüş olabileceğim de gelmez mi aklınıza? Kocanızı öldürdünüzse hoşuma bile gider. Bütün kocaları öldürmeli bana göre. Suç ortağı mı oluyorsunuz? Beni saklıyorsunuz. Uykumu kaçırmaz çünkü uykum yok.'' peki sizi öldürebileceğimden korkmuyor musunuz? E çok uzattınız ama. Onu yarın gazeteler yazar. Üstelik deli de olsanız, katil de olsanız bırakamazdım sizi sokak ortasında. Erkek içer. Bir şey söyleyeyim mi? Ne katile benziyorsunuz <laughs> ne deliye. Ama gene de tuhaf bir kadınsınız. Ben korkmayasınız diye çabaladıkça siz beni korkutmaya kalkıyorsunuz ama boşuna. Benim hakkımda hiçbir şey düşünmediğinizi söylerken doğru konuşmadığınızı anlatmak için çabalıyorum. Bu gece burada kendimi öldürebileceğim de geçmez mi aklınızdan? Yapsaydınız sokakta yapardınız o işi. Erkek içer. Bir ev bulsam da kendimi öldürsem diye saatlerce beklenir mi karın altında? Birden erkeğin aklına çocuk gelir, odaya bakar, sonra kalkıp kadehine konyak doldurur. Ama diyeceksiniz ki çocuk var, çocuk için, Bakın bunu düşünmemiştim. Dikkatle bakar kadına. Kadın pişmandır kendini öldürmekten söz açtığını aceleyle. Onu ben de, ben de hiç düşünmedim. Yanlış anlamayın. Benim demek istediğim birçok ihtimali geçirmişsiniz aklınızdan ama saklıyorsunuz. Sakladıkça da bütün o ihtimallerin yükünü benim üstüme yıkıyorsunuz. Anladınız mı konuşmak istememin nedenini? Bana sadece sokakta kalmış bir kadın diye bakamazsınız. Yetinemezsiniz bununla. Bir insanım ben. Kedi değilim. İlle istiyorsanız anlatın. Erkek konyağı bitirir, yenisini doldurur, bir iskemleye oturur. Dinliyorum. İlgisizce dinlemeye hazırlanır. Kabul edin ki bu durum normal bir durum değil. Normal bir durumdaymışım gibi gidip içeride yatamazdım. Kendimi bir yere koymak istiyorum gözünüzde. Buraya gelişim, burada bulunuşum zorluyor beni konuşmaya. Beni de dinlemeye ''Vaktimiz çok. Ah, bu akşam evden çıktığımda size sadece bu geceyi anlatacağım ama şunu söyleyeyim. Benim evim değildi. Ben... Hafif hafif ağlamaya başlar. Ne oluyor? Olmayacak. Anlatamayacağım. Keşke gelmeseydim buraya. Sokakta kalsaydım. Bir kapının içine sığınsaydım. Kimse bir şey sormayacaktı bana. E ben de sormuyorum. Biliyorsunuz bunu pekala. Sordu mu bir şey? Sorsaydınız.'' Çünkü şimdi içinizden soruyorsunuz. Ne sorabilirdim? Herhangi bir soru. Karşınızdaki ne güç durumdan kurtaracak uydurma bir soru, paranızı mı çaldırdınız diye sorabilirdiniz. Söz gelişi ben de bir şeyler söylerdim. Belki saklardım gerçeği, bir şey uydururdum. Siz hiçbir şey sormayınca nasıl anlatayım e, sokakta kalmamın anlamı? Kalktı ortadan bir kedi yavrusu durumuna düşüverdim. Tuttunuz ensesinden kediyi sıcak odanıza getirdiniz sokak ortasında kalan bir kedinin ne hikayesi olur? Tek başınıza gelmiş gibiydiniz eve. Kendi kendinize konuşur gibiydiniz. Ayakkabıları çıkardınız, çoraplarınızı, kravatınızı çıkardınız. Ben içten davranayım diye. Erkek ayaklarını iskemlenin altına sokar. Şimdi anneniz girse içeri ne düşünür kim bilir? İçten davranmak değildi o. Beni yok saymaktı. Yok saymak zorundaydınız çünkü. Sokakta kalmış bir kadını evine davet edip ona hiçbir şey sormayacak kadar kibar davranan bir insan en çok içtenlikten korkar. İçtenlik değildi o, korunmaktı. Yaptığınız fedakarlığa kendimi layık görmeyeyim diye öyle davrandınız. Önemli olan ben değildim, sizdiniz. Erkeğin taklidine özenerek, görevimi yaptım diyorsunuz içinizden biliyorum ama ben görevinizin amacı değilim, bahanesiyim. Başını elleri içine alır. Ah kocam da öyleydi. Ne hissiz bir görevciydi o. Kocanız için bir şey diyemem. Benim görevcilikle bir alışverişim yoktur. Ama hissiz olmasına hissizim. O kabul. Gizlenmek için de olsa bununla övünmenize şaşıyorum. Kar altındaki halinize acıdım. Yüreğim kanadı. Deseydim hisli olacaktım. Ne kolay. O sırada aklınızdan başka yerde olduğunuzu söylemiştiniz. Demek makine gibi davrandınız bana. Ne kolay. Darılmayın ama gülmem geliyor. Kara koca kavgasına dönmek üzere konuşmamız zaten kocanıza benzettiniz beni. Sizin bana karşı davranışınız onun halka karşı davranışına benziyor. Halk sözünü düşürmezdi ağzından. Halkın karnını doyurmalı derdi. Kedi köpek gibi görürdü halkı. Biliyor musunuz? Namuslu erkekten baktım ben. O ne ciddiyettir öyle ciddiyetine takındı mı kim bilir ne kötü niyeti vardır. Kime ne kötülük etmiştir derim. Erkek biraz şaşkın, biraz sinirli. Size kötülük ettiğimi söyleyemezsiniz sanırım. Kötülük etmediniz, hesapsız davrandınız sadece. Başınıza ilk geliyor değil mi? E sizin başınızdan sık sık geçiyor sanki. Bir arkadaşımdan geliyordum. İçmiştiniz, gecenizi bir kahramanlık hikayesiyle bitirmek istediniz, o da oldu. Ben size kıvranmaya başlamıştım sizinle konuştuktan sonra çünkü bir insandım yalnız başımayken. Buraya gelince bir konu oldum silini verdim. Bir hiç yapıp çıkardınız beni. Vücudum bile küçüldü sanki. Küçüldü, küçüldü. Kilimin altına girecek kadar, pire kadar küçüldüm. Kadın biraz daha yüksek sesle ağlamaya başlar. E bırakın ağlamayı şimdi. Ağlayarak anlatamazsınız. Sizi küçültmek gibi bir maksadım yoktu. Olamazdı. Ne yaptım? Ne dedim? Kadın kısık kısık ağlayarak İyi aileden olmayan yoktur dediniz bana. Genel ev kadınları, hizmetçiler falan da iyi aileden olduklarını söylerler ya. Düşkünlüğüne olağanüstü saygı değer kılacak bir yalan yani. Ben de bu yalanı söylüyordum size. Durumumu önemsetmek için. Bakın beni ne durumlara düşürdünüz. Soylu olmaya çok düşkünsünüz. Soyluluk bana vız gelir. Soysuzun üstüne yağan kar, soylunun üstüne de yağdımı demek tragedya çıkıyor ortaya. Bu kar, bu. Soyluyu soysuzu ayırt etmez ki. Kabalık etmeniz bile demin ki davranışınızdan daha iyi. Bakın bunu beğendim. Ben sizi tanımadan siz beni tanımaya başladınız. Kabayım ben, gösterişçi değilim. Darımayın bana. Gösteriş için iyilik edenler sizden daha iyidir. Ben iyilik etmedim. Bizi kurtardınız. Kurtarıcılık en nefret ettiğim şeylerden biridir. Kurtarıcılığa hevesli o kadar bayağı insan vardır ki dünyada. Bunlar nasıl yürürler bilir misiniz? Prostat ameliyatından yeni kalkmış gibi. Şöyle yürüme taklidi yapar erkek. Bacakları açık yürürler. Sonra nasıl konuşurlar bilir misiniz? Gergin bir surat. Kaşlar yukarıda, kulaklar geride. Bu ok bir sesle şöyle teker teker ben dedim ki. Kurtarıcılığı bir yana bırakın, benim iyilik etmek elimden gelmez.'' Ortada bir iyilik yoksa iyilik gören de yok demektir. İşte beni dinlemek istememenizin nedeni bu. Beni yok saymak. Erkek acele bir kade içer. Madem bu kadar ince düşünüyorsunuz şunu da bilin öyleyse. Sizi dinleyip inanmış görünseydim yapmacık olurdu. Bakın, bakın ince düşünmeyi bile yakıştıramıyorsunuz bana. Evsiz baksız kalmış bir kadının düşünmek nesine? Ben sadece iyilik gören biriyim sizin için. İyilik etmek fırsatını yaratmış biri. Bundan öteye hakkım yok. Şöyle olmuşum, böyle olmuşum umrunuzda değil. Erkek yılın ayak dolaşmaya başlar. Peki öyleyse, iyi bir ailedensiniz. Sonra efendim, susun rica ederim. Çok ince düşünüyorsunuz. Hiçbir insanın başına gelmemiş bir haksızlığa, bir felakete uğradınız. Daha diyeceğiniz var mı? Gelir kadının önünde durur Tanıştığımıza memnun oldum. Her şeye hakkınız var. Alaya da. Gördünüz mü? Benim yerimde kim olsa inanmayacaksınız. Ne dese inanmayacaksınız. Dinlemediniz ki beni. Anlatmadınız ki. E dinleyin öyleyse. Kadın titremeye başlar. Bir konyak verin bana. Erkek konyak verir. Kadın bir yudum içer. Başka bir kadını sevdik hocam. Ne iyi. Bir tane daha için öyleyse. Kadının kadehini doldurur. Şerefe. Öyle çok içmek istiyorum ki. Kadın içer. Bizi başından uzaklaştırmak için buraya getirdi. Teyzesini evine bıraktı. Erkek kadına yemek tabağını uzatır. Kadın aklı anlatacağı hikayede tabaktan bir şeyler alır yer. Bıraktı gitti. Gidiş o gidiş. Ne mektup, ne para, Masaya oturur, hızla yemeye başlar. Her erkeğin karısından kaçmaya hakkı vardır ama nezaketen bir mektup yazması gerekirdi. Ruhumuz anlaşmadı derdi söz gelişi yahut sana mutluluk veremeyeceğimi anladım yahut hiçbirimiz sorumlu değiliz hayatta yahut daha güzeli şöyle diyebilirdi bütün suç toplumun. Bana bir sigara verir misiniz? Erkek sigara verir, yakar. Bir Arap filmi görmüştüm. Adam karısını yatak odasında bir erkekle yakalıyor. En dramatik sahne. Siz ne olacak şimdi diye merak ede durun. Bu manzara karşısında kalan koca sırtını kapıya yaslıyor. İşte toplumun yaralarından biri diyor. Sigaram söndü. Erkek yeniden yakar. Durun daha bitmedi. Bunun üzerine kadın çarşaflara sarılarak yataktan kalkıyor. Kocasının yanına geliyor. Suç benim değil toplumun diyor. Sosyal bir oyundu yani. Kadın duymaz onu. Titremem geçti biraz. Bir konyak daha verin bana. Erkek konyak verir. Toplum yaralarının ilacıdır içki. İçin için. Anlattıkça gülünç olduğumu anlıyorum. Sigarasından derin bir nefes alır kadın. Konyağını yudumlar. Yabancıyım ben. Hiçbir şeyden çekinmeyin. Vazgeçtim konuşmaktan. Hikayemin ilginç bir yanı yok. E daha iyi ya. O çıksın ortaya kurtulursunuz. Kadın susar. Sonra şunu da unutmayın bu geceyi geçirmemiz lazım. Demek istiyorum ki ben de size bir takım hikayeler anlatırım belki. Siz de nasıl bu izlenim bıraktığını merak etmeden. E, teşekkür ederim. Teşekkür etmeyin. Boş bir nezaket sözü değildi benimki. Siz olmasaydınız kendi kendimle konuşacaktım. Bir fırsat geçti elimize. Kaçırmayalım. Kadının yanına gelir, onun yüzüne ilgiyle bakar. Köşe başında yanınıza geldiğim zaman bir şeyler mırıldanıyordunuz. Kadın başını kaldırır. "E siz de Evet, korkmadınız demek benden. Hayır vaktim yoktu. Gördünüz mü? Bir eşitlik var aramızda. Kaldırın başınızı." Kadın başını kaldırır, yüzüme bakın. Kadın erkeğin yüzüne bakar, "E gülüm biraz." Kadın gülümser. "Kocanız sizi teyzesinin evine bırakmıştı." kadın kendi başına kalmış gibidir. Teyzesinin evi kalabalık, zengin insanlar. Bize bir oda gösterdiler. Kadın içer. Kocamın artık gelmeyeceğini biliyordum. Onlar da biliyordu. Ama bu konu hiç açılmıyordu aramızda. Açılmasını onlar istemiyordu. Tıpkı sizin beni dinlemekten korkmanız gibi. İnsanca bir bağ kurulacak aramızda diye ödleri kopuyordu. Kendi kendine çürür bu iş diye düşünüyorlardı. Onları Allah asmarladık diyeceğim günü bekliyorlardı sabırsızlıkla sadece güle güle demekle yetinip ayrılacakları günü. Kadın içer. Ben de o günü bekliyordum. O gün gelmeden Allah asmarladık dersem karşımda ezilip büzülecekler, arkamdan hemen kapatmak istedikleri sokak kapısına tutunup sıkıntı içinde birbirlerine ve bana bakacaklardı. Bütün sıkıntı kapıyı kapatıncaya kadardır. Kovulmaktan daha kötü bu değil mi? Kadın durur, kulak kabartır. Çocuk mu ağlıyor? Ben duymadım. Durun bir dakika. Ayaklarının ucuna basarak kadın içerideki odaya gider. Erkek de bu fırsattan yararlanarak bir koşu mutfağa gidip bir tabak yiyecekle döner. Kadın girer. Uyuyor. Konyağını içer bitirir. İlk günler yemeğe çağırıyorlardı. Sonra sonra unuttular bunu. Ay sen yemedin mi hala? Mutfaktan al bir şeyler de odanda ye. Böylece uzaklaştırdılar sofralarından. E iyi olmuş. Yerin dibine batsın öyle sofra. Odama kapandım büsbütün. Param yok, gidecek yerim yok. Ne yapacağımı bilmem. Sabahlara kadar düşünürüm. Bir gece öldürmeye mi kalktınız kendinizi? Hayır. E o, o değil öyleyse. E sonra bir yerde mi okumuştunuz? Okunanlar unutulunca yaşanmış olur. Siz anlatın, anlatın. Biraz dişinizi sıkın rica ederim. Bunu anlatayım. Gideyim içeri. Yalnız bırakacağım sizi. Anlatmazsam kalamam bu evde anlıyor musunuz? Bir gece... Unutmayın nerede kaldığınızı. Şimdi geliyorum. Erkek koridora açılan kapıya gider, çıkar. Kadın konyağını içer. Bir gece... Teyze odanın kapısını açtı. Hala uyumadın mı diye sordu. Uyumadım dedim. Elektrik yanıyor da ondan geldim dedi. ''Kapat elektriği, boşuna yanmasın.'' dedi. Kadın ayağa kalkar, uyur gezer gibi gidip elektriği kapatır. Karanlıkta anlatmaya devam eder. ''Kapattım elektriği. O geceden sonra hep karanlıkta oturdum.'' Erkek karanlıkta gider, elektriği açar, ayağına ayakkabı giymiştir. ''Karanlıkta mı oturuyordunuz?'' ''Karanlıkta oturdum hep.'' Erkek kadına dikkatli bakar. ''Yatmaya mı gittim sandınız?'' ''Evet.'' boşuna yanmasın diye söndürdüm elektriği. Ayaklarım üşümüştü de, nerede kalmıştık? Bir gece demiştiniz. Bir gece de sancısı tuttu çocuğunu ağlamaya başladı. Sallıyorum, sallıyorum, susmuyor. Birden kapı açıldı, teyze girdi içeri, yaktı elektriği, sustur şu piçi diye bağırdı. Erkek ayağa fırlar. Ne diye bağırdı ne diye? Kadın ayağa kalkar, sustur şu piçi diye bağırdı. Erkek bağırmaya başlar. Yalan söylüyorsun. Burası yazılı değil mi kitapta? Hangi kitapta? E unuttuğun kitapta. Bütün kitaplar yerin dibine batsın. Ya çocuk duysaydı? E çocuk küçük. Anlamaz ki. Çabuk anlat ne oldu sonra? Susmuyor sancısı var dedim ne olacak? Canavar. Kim? O karı işte. Daha bitmedi ki. Mahsus uyduruyorsun bunları. Erkek konyağını bir yudumda içer. Uyduruyormuşum. Evet uyduruyorsun. İlgimi çekmek için. Sormadım merak etmedim diye beni şaşırtmak, heyecanlandırmak istiyorsun. Ne oldu sonra? Devam et. Kapadı elektriği. Elektrik, elektrik, elektrik. Bir elektrik tutturmuş gidiyor. Belasını versin elektriğin. Ne oldu diyorum sonra, ne oldu? Bıktık sizden diye bağırdı. Başının çaresine bak dedi. Erkek gözleri yerinden oynamış. Kes artık bu sözleri. Söz verdin dinleyeceğine. Bu kadarla bitmiyor. Bitmiyormuş. Ver bir konyak bana. Erkek konyak verir. Kadın konyağı yudumlar. Ne acı değil mi? Konyak mı? Hayır. Başımdan geçenler. Ben konyak sandım. Neden heyecanlanıyorsun? Heyecanlanmadın. Kes artık bu sözleri dedin. E şaşırttı beni. E anlayamıyorum. Ben sanki anlıyor muyum? Sana ne? E devam ediyorum. Devam et. Sustur şu piçi dedi. Erkek yüksek sesle orasını söylemiştin. Geç. Başının çaresine bak dedi. İnat ediyorsun söylediğin yerleri bir daha söylemekte. Sıkıldınsa bırakayım. Devam et. Ne oldu sana? Erkek kadının önünde durur sinirli bir sesle içime bir kurt düştü. Ne gibi? Bana bak. Dinliyorum. Beni mi bekliyordun yoksa köşede? Kadın korkarak ayağa kalkar. İlk görüyorum seni. Yalan söylüyorsun. Nereden çıkardın bunu? Seni tanıyor gibiyim. E ben gideyim. Erkek kadını kolundan tutar çevirir. Saçmaladım dur. Alnını uyuşturur. Başka bir şeyle karıştırdım. Ne saçma. Gitme devam et. Korkutuyorsun beni. E sen de beni. Konuşmayayım öyleyse. Konuş rica ederim. Anlat. Kadın erkeğin yüzüne bakar. Nerede kalmıştım? Bıktım sizden dedi kocanın teyzesi. Sonra bir gün bunlar konuşurlarken duydum. Kocam mektup yazmış. Daha salmadınız mı başınızdan diyormuş bizim için. Ha, sanki mektubu bağıra bağıra okudular da duydun. Hani odandan çıkmıyordun? ''Dinlemek istemiyorsun diye kısa geçiyorum.'' ''Kısa geçiyormuş. Nezaketin sırasını teker teker anlat. Nereden öğrendin kocanın böyle yazdığını?'' Oturdukları odaya girdim bir gün. Bir mektup okuyorlardı. Durdular beni görünce. Hiç oralı olmadım ama göz ucuyla görüyordum. Teyze mektubu dikiş sepetinin içine attı. Tam o sırada kapı çalınmıştı. Bir misafir geldi. Bunların hepsi kalktılar yerlerinden. Ben de kaşla göz arasında aldım oradan mektubu. Deminki daha güzeldi. ''Hangisi?'' ''Odanda otururken duyman. Hatta bundan sonra şöyle anlat. Kapımın önüne geldiler. Mektubu bağıra bağıra orada okudular.'' de. ''Peki. Öyle anlatırım.'' Erkek bir süre dolaştıktan sonra, kadın da susar bu arada. ''İnsanın başına gelen değildir önemli olan. Başına gelenlere karşı ne yaptığıdır?'' ''Bana şöyle yaptılar, bana böyle yaptılar, şöyle haksızlık ettiler, böyle kötülük ettiler. Yaparlar elbet.'' Haksızlıkla ederler, kötülük de ederler. İnsanın işi, gücü bu. Sen ne yaptın bunlara karşı bir adam? Bir şey yapmadınsa, acizim de, zavallıyım de bari. De be, korkma, çoğalsın acizler, zavallılar çoğalsın. Niçin kapandın eve? Bir şey yapamaz mıydın? Dinlemiyorsun ki. Sen bana aldırma, anlatmana bak. Çocuğu aldım bir gün, çıktım iş aramaya. Kadın konyandan yudumlar, erkek de içer. Kim iş verir? Kolay mı? Kaçamak. Ben de kaçamak yapıyorum. Evet. Tahsilim var demiştin demin. Niçin iş bulamayasın? Kadınlar erkekten geçinmeye alıştıkları için kaçıyorlar çalışmaktan. Nice okumuş yazmış kadın bilirim ki evlendikten sonra bırakırlar işlerini. Bir doktor hanım bana şöyle demişti. Hep çalışacak değilim ya elbet bir gün evleneceğim. Evlendi ve bıraktı kimliği evlenmek en sağlam iş sizin için. Ne sağlamış olduğu belli benim hikayemden. Tabii Sokak ortasında kalınca söylüyorsun bunu. Bağırma annem baban uyanacak. Beni evde oturmaya zorlayan kocalarımdı. He, kaç kocan oldu? İki, belki de üç. Sen iş arayacağına koca aramışsın. Ev kadınının ne bıktırıcı bir şey olduğunu bilsen böyle konuşmazsın. Yemek, çamaşır, ütü, çıldırtır insanı bunlar. Sonra akşam oldu mu çalışmaktan döndüğü için suratı asıp kocaya pervane olmak. Bari gerçekten çalışmış yorulmuş olsa. Ne gezer. İş aradın mı sanki? Aradım. Nereye gittin? Bir takım tanıdıklara. Her kapıyı çalamazdım ya. Bulamadın demek. Belediyeye yollamaya kalkan oldu. Bir takım zenginlerin adreslerini verenler oldu. Biri de çocuğu sevdi, okşadı. Ne şeker şey, adı ne dedi. Adı ne? Sibel. Kız demek. Kız. E sonra? Akşama eve döndüğümde kapıyı çaldım açmadılar. Çaldım, çaldım, çaldım. Sonra yumruklamaya başladım. E çocuğu nereye koydun kapıyı yumruklarken? Yere mi? Tek elimle yumrukladım. Sanki bu kadar önemliymiş. Vurdum, vurdum. Komşular görmüşler, pencereleri açtılar. Tiyatro. Bir takımı da aşağı inip yanıma geldiler. Yukarı seslendiler. Teyze hanım neden sonra açtı kapıyı? Gündüz uykusuna dalmış da duymamış. Evde de başka kimse yokmuş. Yalan. Yalan elbet. Komşular çok acıdılar bana. Komşuların hepsi namussuzdur. Bilmezsin sen acır gibi yaparlar. Niçin? Ne olup bittiğini öğrenmek için. Gece konuşacaklar çünkü. O günden sonra çocuğu evde bırakıp çıkmaya başladım ki akşama kapıda kalmayayım diye. Öldüremez miydin? Kimi? Teyzeyi mi? Ne teyzesi canım? Çocuğu. Çocuğumu? Çocuğumu öldürecektim. Daha dramatik olurdu. Çocuğumu ileride acı çekmesin diye öldürdüm derdin. Ölümü öldürmeyi olan saymak gitgide yaygın bir hal alıyor umutsuz kanserli hastaların öldürülmesi gerektiğini ileri sürenler var söz gelişi. Mantık da şu, yarın nasıl olsa ölecek. Ne güzel bir oyun konusu olur. Bugün kanserliler, yarın yatalaklar, öbür gün bunaklar, akılsızlar derken topalları, kamburları, körleri, çolakları filan da kanun adına temizlemeye kalkan bir devlet düşün. Diktatör, getirin bakayım bana şaşıların dosyasını. Demin heyecanlanmıştın, şimdi alay ediyorsun. Hiç anlamıyorum seni. Bense kendimi öylesine anladım ki, Bıktım kendinden. Hani sabahları ilk sigaramı içtiğim zaman diz kapaklarımdan başlayan sarhoşluğun ne kadar süreceğini bildiğim gibi. İçimde olup bitenlerin tümünü biliyorum. Tatsız bir şey bu. Her gün aynı deneyi yapan budala bir bilgin gibiyim. Ama senin için yeniyim. Anlaşılmıyorum kolay kolay. Hoş bir şey. Hadi bitirelim şu hikayemizi. Bu gece ne oldu? Kadın adama ürkek ürkek bakarak bu gece mi? bu geceye kadar geldik miydi? Atlamazsan gelemeyiz. Bu gece... Bu gece ne olacak? O karı kötü oldun sen dedi bana. Namusumla oynamaya kalktı. Dövüş çıktı aramızda. Ötekiler de karıştılar. Hep birden dövmeye başladılar beni. Bak şuraya. Eteğini kaldırıp bacağını gösterir kadın. Tekmelediler. Kaçtım ben de. Oturabilir miydim o evde? Haklı değil miydim? Haklısın. Şimdi inandı mı bana? İnandım. Mahsus söylüyorsun. İnanmadım öyleyse. Kimse inanmıyor bana. Başkasına anlattın mı? Neyi? Bu gece olanları. Bu gece senden başka kimseyi görmedim ki. İnanmayan kim öyleyse? Eskiden beri inanmıyorlar, hak vermiyorlar bana. Anlamadım. Bu gece olan biten bir olay değil miydi bu? Eskiden beri sık sık oluyor muydu? Gördün mü? Sen de şüphelenmeye başladın. Ben yalnız kısa bir parçasını anlattım seni sıkmayayım diye. Yani bu sahne daha önce de geçti mi? Hiçbir sahne aynen geçmez elbet. Değişe değişe geçer. Onları dinemediğim için bir şey diyemem. Diyemezsin biliyorum. Desen ne olacak? Bana bir yardım olmaz ki. Gerçekte kimse yardım etmiyor. Sadece acıyorlar sonra unutuyorlar. İşte sen de öylesin. Acıyorsun biliyorum. Sokakta gördüğün zaman da acıdın. Getirdin beni buraya. iyilik ettin. Baştan başlamayalım. İyilik ettiğimi bilmiyorum. Sevmiyorsun o sözü ama ruh soyluluğundan değil. Senden korunmak için tamam. Yarın olsun da gideyim diye bekliyorsun. Unutacaksın. Unutacağım elbet. Elimden ne gelir başka? Sevmek gelmez mi? Sevmek mi? Evet, bir insan olduğum için. Çok mu güç? Alışık değilim. Ama insan iyilik ettiği kimseyi sevmezse zalim olur. Sen bu akşam beni sokak ortasında donmaktan kurtardın. Kurtardığın insanı sevmediğin için de zalim oluyorsun. Kapıda kaldığım akşam yardımıma gelen komşular da sevmediler beni. Zalimler. Hele iş ararken karşıma çıkan o herif. Bana para vermeye kalkan o zalim. Başını çevirip geçene kızmıyorum da yardım edene, iyilik edene kızıyorum. Sana kızıyorum, sana. Haklısın kızmakta. Kızılmayacak kimse yok dünyada. Sonra ben yalnız bu dünyadakilere değil, ölülere de kızarım. Kimi sabah ama kırk yılda bir içinde bir neşeyle uyanacak olurum. Derdemez nefret doldurur içimi. Burada birleşiyoruz da sevinmek istemeni anlayamadım gereğince. Cık. Sevinmek istiyorum elbet. Çok bir şey mi yani? Belki az bile ama imkansız. Sen istemiyor musun? İstemiyorum. Kimseyi sevdiğim de yok. Neden getirdin beni buraya? E getirmeseydin demek. Getirmeseydin ya. İnsan sonunu düşünür yaptığı işin. Ver bir konyak. Elimden gelen en büyük iyilik boş vermektir insanlara. Ama sen başka. Ben ne için başka oluyorum? Sen kadın olduğun için. Yapsam yapsam öpmeye kalkardım seni yatmaya sevgi olarak. Kendi kendine böyle konuşamazsın. Kendi kendime konuşmuyorum. Öyle dememiş miydik? Karşılıklı fakat tek başımıza konuşacaktık. Ben kendi kendime istediğimi konuşurum. Sokak ortasında donmaktan kurtardığın bir kadına cinsel ilişki fırsatı diye bakmaktan iğrenmez misin? Ona bakarsan ben iğrenmeden bir şey yaptığımı bilmiyorum hiç. Alçalmadan desen daha iyi olur. Suçu neden yalnız bana yüklüyorsun? Bunu bir kadın da isterse? Benim sözümü böyle mi anladın? E böyle anlamadım ama bir şey değişmez. Ne demek istiyorsun? Kocası otobüs kazasında yeni ölmüş, ağlayan bir kadın tanıdımdı. Böyle seni tanıdığım gibi. Yalnız kar yağmıyordu, kış değildi çünkü. Evine götürdüm. Ölenin yakınları içinde bir o yalnız başınaydı ve bitikti. Teselli için yattık evinde, gözyaşları arasında bir kadını teselli etmenin en iyi yolu cinsel ilişkidir. Kolayına kaçıyorsun. E başka nasıl olur? Öyle davransaydın bana şimdikinden daha iyi ederdim belki. Sevişmede ne de olsa bir eşitlik vardır. Erkek konyağını uzatırken kadına uzun uzun bakar. Öyle mi? Öyle ya. Ödeşmiş olurduk, kibrin kırılırdı. Kibirli miyim? Yalnızsın. E gel sevişelim hadi. Beni eve getirirken bunu düşündüğünü söylersen razı olurum. Düşünmedim. Ne düşündün öyleyse? Yanından geçerken durmuş bulundum. Konuştuktan sonra da Allah asmarladık deyip ayrılamadım. Ne olduysa kendiliğinden oldu. Yoksa kimse iyilik etmeyi sevmez. Ya böyle benim gibi zorlanır iyiliğe ya da gösteriş için yapar. Buraya geldikten sonra durumunla ilgilenseydim, yaptığım işin tadını çıkarmak hevesine düşmüş olacaktım. İyisini boş verdim üst yanına. Bir güzel ayakkabılarımı da çıkardım, çoraplarımı da, kravatımı da. Rahatına bak sen, Konya'dan içer. Bana borcun yok. Keşke anlatmasaydım. Bunun böyle olacağını biliyordum. Hikayeni anlattın, gene rahat edemedin. İnsanlar içlerini döktükçe uzaklaşıyorlar birbirlerinden. ki yabancılığımız daha güzeldi. Erkek kollarını açarak dolaşır. Şimdi yapacak bir şey kalmadı. Kadına döner. Bari gel sevişelim. Kadın üzüntülü. Ben de istemeden girdim bu duruma. Kadın içer. Sevilmeye ihtiyacın yok senin. Kimse beni sevmek zorunda da tutamaz. Sevilmek deyince kusurlarımızı, ayıplarımızı sevdirmek istiyoruz. Ya sevişmek? Sevişelim diyordun bana. Bununla bir ilgisi yok onun. Kim bilir ne korkunç olur seninle. Ayıran ben değilim, sensin. İyilik ettiğim için seni sevmemi istedin. Yatmak mıydı maksadın? Hayır. E gördün mü? Beni sevmek de gelmez mi elinden diye sormuştum. Aşık olmanı istemiş değildim. İstesen de razı olmam. Sen her işin tadını kaçırıyorsun. Yapmacık bir dünya kurmuşsun da ondan. Kadın içkisini kendi alır. Anlattığım hikaye uydurmaydı. Fark ettin değil mi? Doğru da olsa, uydurma da olsa boş. Saçma. Susmamak için konuşuyoruz. Ah, battıkça batıyorum. Nasıl çıkacağımı da bilemiyorum. Kadın kendi kendine konuşur gibi. ''Haklıymışım. Delilik değil benimkisi. Haklıymışım. Seni görmeseydin belki zayıflayacaktım. Sabaha karşı benden güç kazanana da ilk rastlıyorum. E ne diyeyim? Bir yenilik benim için. Kendimi başka göze görmeye başlayacağım neredeyse. Tek başına değil misin?'' ''Hayır. Konuşacak birini buldum. Ama ne konuşma?'' Sevgide sevgi, de sevgide sevgi, sevgi. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Başından geçenler umurunda değil senin. Benim başımdan bir şey geçmedi. Ben sokak kadınıyım. Sokak kadını olmadığın için hoşuna gitti sokakta kalmak. Söylesene doğru değil mi? Açık konuş. Donmaya bile razısın kendini acındırmak için. Çok yabaniymişsin. Kadın adama merakla bakar bu arada. Hem de nasıl. Anlatsam kaçarsın buradan. Kaçacak yerim yok ki. Daptar acık oldu dünya. Tek ayak üstünde bile duramam artık. Sana rastlayınca korkmuştum. Evine gelince ise şaşırdım. Yeniden başlıyor, yeniden kanacağım, katlanmaya razı olacağım diye düşündüm. Ama, ama sana teşekkür ederim yumuşamama fırsat vermediğin için. Anlat şimdi. Başla başından. Daha kötüsünü, daha kötüsünü anlat ki umut kalmasın. Sabahı öyle yapalım. Bir fırsat geçti elimize bu gece. Bir daha birbirimizi görmeyeceğiz nasıl olsa. Bir sen anlatırsın bir ben. Sıra düzen gözetmeyelim. Gelişi güzel. Var mısın? Kadın başıyla razı olduğunu işaret eder. Tamam. Ama yargılamak yok. Bunu söylerken senden korktuğumu sanma. Vız gelirsin sen bana. İstersen yargıla, istersen içime kurt gibi gir, kemir beni. Erkek gözlerini kapar, ayakta sallanır, sonra gözlerini açar. Kuzum, kiminle konuşuyorum ben? Sarhoş oldum galiba. Ah erkek kadının saçlarını okşar. Ne iyi ettin geldiğine. Yalnız başıma içip boğulacaktım. Gelmeseydin. Ben gelmedin. Nasıl? Köşe başında beni beklemiyor muydun? E, beklemiyordum. E kimi bekliyordun öyleyse? E, kimseyi. Demek ikimizin yolu o köşeye düştü öyle mi? Evet. Rastlantı demek istiyorsun. Rastlantı yok bu dünyada. Yok. Öyleyse ne bu? Aradık birbirimizi. Ben kimseyi aramıyordum. Arayacak kimsem yoktu. Mevlana'nın hikayesini bilir misin? Bak şimdi. Evinin penceresinden kırlara bakıyormuş. Orada uzakta bir leylekle bir çulluğun yan yana yürüdüklerini görmüş. Bu iki ayrı cins hayvanı birleştiren nedir diye düşünmüş. Merak etmiş bu arkadaşlığı. Kalkmış gitmiş yanlarına kadar bakmış ki <laughs> ikisi de topal. E şimdi biraz rahatladığı için Hadi bakalım kim başlayacak? Sıra sende. E, sevişmeyecek miydik? Hayır, anlatacaktık. Önce sevişip sonra mı anlatalım yoksa önce anlatıp sonra mı sevişelim? Yazımı tura mı atalım ha. Erkek cebinden para çıkarır. Yazı gelirse sevişeceğiz. Tura gelirse bak unutma parayı havaya atıp avucunun üstünde tutar. Tura. Ne yapacaktık tura çıkarsa? E anlatacaktın. Sıra sendeydi. Eh peki sonra sevişiriz ama unutturma bak. Unutturmam. Başlıyorum sıkı dur. Erkek içer. Sana yalan söyledim biliyor musun? Biliyorum. Hangisiydi o yalan? Annem baban yok evde. Bravo. Anladın demek. Anladım. Ama ben yalancı değilim. Değilsin. Korkmadın. Korkmak için ümidim yok. E bilerek geldin. Bilerek geldim. Bilerek geldin ama içeri girdikten sonra bana İnanmış göründün. Öğrenmek için. Çocuğun ne suçu var onu anlamıyorum. Çocuksuz çıksaydın sokağa. Müşteri bulmak için değil mi? Gerçekten bayağıymışsın. Ama hoşuma gidiyor böyle konuşman. İçim rahatlıyor. Beni erkek bulmaya çıkmış sanıyorsun ha? Ne iyi ne iyi. Deminki kuruntularım kalmadı artık. Adilikler çoğaldıkça umutsuzluğunda anlamı kalmıyor. Adi bir dünyada rahat yaşanır. Ben sana yalan söyledim sokakta. Evet söyledim ama sen de bana masal uydurdun burada. Masallar içinde yaşamaktan hoşlanıyorsun çünkü. Kendine boyuna mutsuzluk hikayeleri uyduruyorsun. Bunları gerçek sanmak için de bu geceki gibi sokaklara düşüyorsun. Yoksa senin muhakkak rahat bir evin vardır. Söyle, uydurma değil miydi deminki hikaye? Uydurma olmuş, olmamış. Sana ne? Doğru, yargılama yok dedikti. Kurala uyacağız. Kadın sarhoş olmaya başlamıştır, ayağa kalkar, yürürken sallanmaktadır. Ah, içkiden midir bilmem, yabancı bir memlekete gitmiş gibiyim. Kucağıma mı geleceksin? Hayır, abdesthaneye gitmek istiyorum. Şu kapıdan gideceksin. Kadın sokak kapısını açar. Erkek arkası dönük olduğu için görmez bunu. Kadın dışarı çıkınca anlar yanlış kapı açtığını. Bir süre sonra dışarıdan bakar adama. Adam içeri soğuk hava girmesinden sokak kapısının açıldığını anlar. Döner bakar kadına yerinden kalkmaz. Kadın dışarıda bir süre sallandıktan sonra içeri girer. Bu sırada birinci kattan köpek avlaması gelir. Kadın kapıyı kapar. Orası değil. Kadın yerine gelir. Başım dönmüştü. Soğuk hava iyi geldi. Erkek yiyecek uzatır. Boş mideyle içilmez. Ye biraz daha. Kadın bir lokma ekmek atar ağzına. Alışık değilim. Kapıyı yavaşça çekip gitseydin hiç haberim olmayacaktı. Sıra bende miydi, onda mıydı diye sallantıda kalacaktım. Sendeydi. Sevişmek için bundan sonra ayrıca para atarız ama unutturma bak. Unutturmam. Dinle. Erkek dolaşmaya başlar, hikayeyi anlattığı sürece kadına pek az bakar. İlk okuldayken bir sıra arkadaşım vardı. Zayıf, sessiz bir çocuktu. Çok çalışkandı, az oynardı. Tek başına dolaşırdı okulun bahçesinde. Gözümün önünden gitmez yüzü. Bir gün bak ne yaptım ona. Anneni mi daha çok seversin babanını diye sordum. Babamı dedi. Oysa babam dediği babası değildi ama çocuk bilmiyordu bunu. Senin baban değil o dedim sırıta sırıta. Önce şaka ediyorum sandı gülümsedi. Yemin ettim şaşırdı ama gene inanmadı. Direttim ben de. Nesine iddiaya girersin dedim. Bilmesem söyler miyim aptal dedim. Git aynaya bak. Babana benziyor musun? Senden başka herkes biliyor bunu dedim. Niçin yaptın bunu? Eğlenmek içindi galiba. Daha doğrusu niçin olduğunu iyi bilmiyorum. Belki bir bilgi üstünlüğü. E sonra ne oldu? Ne olacak? Çocuk sersemlemiş bir halde gitti. Üç gün uğramadı okula. Yalan bu hikaye. Evde annem babam var diye nasıl yalan söyledinse bunu da öyle uyduruyorsun işte. Uydurmuyorum. Yemin et uydurmadığına. Yemin ederim kadın adamın üstüne yürür. Bana ne için anlatıyorsun? E kendi kendime anlatıyorum. Dördüncü gün geldi mi? Çabuk söyle. Acele etme anlatıyorum. Üçüncü gün annesi bizim eve gelmiş ben yokken. Şikayet etmiş beni. Annem çok kızdı bana. Üüü. Akşam yemeği için sofraya oturduğumuz zaman bunun yanında böyle şeyler konuşmamalı dedi babama. Konyak ister misin? İsterim. Erkek yeni bir şişe konyak açar. Geceleyin konyak içmeye de bayılırım. Hele rakının üstüne öyle gebertir ki adamı. Kadın ağır ağır onun yanına gelir. Sert bir şekilde. Sonra ne oldu? E sonra? Sonra çocuk okula geldi. Kadına konyak verir, kendi de alır. Sönmüş, bitmiş gibiydi üç gün içinde. Gözleri kıpkırmızı. Belli çok ağlamış. Utana utana oturdu yanıma. Yüzüme bakamıyordu. Eee dedim. Nasıl, doğru değil miymiş diye sordum. Evet dedi sıkılarak. Saklamışlar benden. Büyümemi bekliyorlarmış söylemek için. Ve sustu. Dokunsam ağlayacak. Boynuma sarılacaktı belki de. Öpecekti beni. Nereden biliyorsun öpeceğini? İçin rahat ettirmek için böyle söylüyorsun. Bana kızmadı, beni sevdi demek istiyorsun. Ezerek kazanmak istedin onun sevgisini. Var mı? çocuk uyanacak. Uyansın da duysun bu hikayeyi. Erkek elindeki konyak kadeğini yere atar. Kade kırılır. Ne pis konyak bu be Seninki de öyle mi? Hayır. E daha içmedin ki. Tadına bak öyleyse. Benimki iyi. Kadının gözü adamdadır. Erkek büfeden başka bir kadeh alır, aynı şişeden koyar, içer, kadın da içer. Bu sefer dedim ki, ne dedin? E söylüyoruz, dinle. Senin bilmediğin bir şey daha var dedim. Bir şey daha mı? Evet, bir şey daha var bilmediği. Onu da söyledin mi? E söyledim. Hep eğlenmek için ha? Öyle olacak. Ne dedin? Annen de senin annen değil dedim. Canavar. Yalan söylüyordun değil mi? Yok canım ne yalanı. Evlat edinmişlerdi çocuğu. Ondan başka herkes biliyordu. E ne için yaptın bunu? Ne istiyordun çocuktan? Yargılamak yoktu unutma. Erkek içer. Bu sefer hiç ağlamadı. Baka kaldı yüzme. Babası için söylediğim doğru çıkmıştı ya artık inanıyordu bana. Gözleri cam gibi oldu. Kaçtı gitti okuldan. Kadın ağlamaya başlar bu sırada. Ağlamanın faydası yok. Dinle. Bir hafta gitmemiş evine. O küçücük, saz gibi çocuk deniz kıyısındaki kayaların arasında ağaç altlarında çöplüklerde yatmış. Polisler buldu. Eve geldiğinde ateşi varmış. Yatmış günlerce öyle ateş içinde. Aldılar okuldan bir daha da görmedim. Hadi, hadi hadi hadi. Şimdi sıra sende. Benim anlatacak hikayem yok. Yokmuş. Ben sorayım öylesi. Neden nafaka davası açmıyorsun kocana? Çocuk ondan değildi. Rahat etti mi şimdi için? Ver bir konyak. Konuşma renkleniyor gittikçe. Demek aldattın kocanı. Hayır. Sen istediğin kadar hayır de dur. Yalnız anlayamadığım bir şey var. Nasıl çaktı kocan kendi çocuğu olmadığını? He? Sen mi söyledin? Hayır. Deminkiler hiç kalır bunun yanında. Hikaye dediğim böyle olur. İmzasız bir mektup mu almış kocan? Hayır. E hayır, hayır, hayır. Bilmece oynamıyoruz. Anlatacaksan anlat. Berbat etme şu güzelim geceyi. Çocuk galiba ilk kocandan. <laughs> i̇lk kocandan mı? Hem de galiba. Demek ki çocuk daha kundaktayken ikinci kocana vardın. Ortada aldatma falan yok bu durumda. E yok ya. Öyleyse ilk kocana nafa kadar vasıtsaydın. E o da kabul etmiyor çocuğu. Nasıl olur? Ben de anlayamadım. Şimdi ilk kocamla evliyken ikinci kocam olacak adamla seviştim, gebe kaldım. İlk kocamın çocuğu olmuyordu, gebe kalınca ayrıldım elbet. Ötekiyle evlendim. Bu sefer ikinci kocam nedense doktora gidiyor, muayene oluyor. Doktor diyor ki senin çocuğun olmaz. Bu haber üzerine hemen kavgaya başlamadı benimle. Başka doktorlara da gitti. Hepsi aynı sözü söyleyince eve geldi. Bana başkasının çocuğunu mu yutturuyorsun diye bağırdı. Çocuk ilk kocamdan olsaymış kabul edermiş ama araya üçüncü bir erkeğin karışmış olması deli ediyormuş onu. Ha ne tuhaf. Evden kovdu beni. Hem de gece yarısı kar kıyamette. Çok güzel bir hikaye. Demek kocanın teyzesinin evinden kaçmadın sen bu gece. Kocan seni kovdu. Ha? Evet. Çocuğun babası da yok ortada. Yok. Erkek bir süre dolaşır sonra kadının önünde durur. Sakın benden olmasın bu çocuk. Of! Gene inanmadın değil mi? İnandım ama babasını arıyorum. Her çocuğa bir baba lazım. Kadın kendi kendine konuşur gibi. İkisi de sevmiyormuş beni. Çocuk için bir kadın yüzüstü bırakılır mı? Birinden biri benimseyebilirdi çocuğu. Peki ikinci kocam doktora gitmeseydi anlayacak mıydı sanki? Anlamayacaktı. Ben de bilmediğime göre geçinip gidecektik. İnsan kızıyor biliyor musun? Ben mecbur muyum çocuğumun babasını bulmaya? E değilsin elbet. Değilim ya. Düşünüyorum, düşünüyorum, bulamıyorum. Her şey karma karışık. Hiçbirinin içinden çıkamıyorum. Ne yapacağım ben? E sen de gitsene doktora. E neden gideyim? Belki senin de çocuğun olmaz. Kadın birden diker bardağını. Ne dedin ne dedin? Diyorum ki belki senin de çocuğun. Kadın yavaştan başlayarak gitgide yüksek sesle güler. <laughs> Benim de olmasa. Sonunda gülmesi ağlamaya döner. <laughs> ne iyi bir gece. Sana rastlamasaydım bir fırsat kaçırmış olacaktım. Çoktandır böylesine eğlendiğim yoktu. Ver bir konyak daha. Hadi şimdi sıra sende. Kime yutturuyorsun? Ne yutturması? E bitmedi bu hikaye. Bitti. Bitmedi diyorum. Bitti diyorum sana. Bitmedi bitmedi anlat sonunu. Anlatmam. Anlat diyorum sana. Anlatmayacağım anlatacaksın. Bütün adilikler ortaya çıkacak. Meryem ana rolü oynamakla bitmez bu iş. Ne dedi sana kocan? Çocuğu bir yere bırakırsan gel, seni kabul ederim demedi mi? Dedi. Sen de çocuğu bir yere bırakıp dönmeyecek miydin o pis herifin yatağına? Hayır. Öldürecektim kendimi. Erkek bir süre dolaşır, kendini öldürecekmiş. Hiç anlamıyorum. Bu dünya pis pis yaşamak içindir oysa. İnsanın kendini öldürmesinde dünyanın temiz olabileceği inancı saklı. Nereden çıkarırlar bu inancı? Ne için çıkarırlar? Belki de kendilerini öldürmek için. Öldürsünler bakalım. Neden öldürmedin kendini? Kadın masaya oturur yemeye başlar. İyi bir ev bulamadım. Uykum kaçtıkça acıkıyorum. Babam derdi ki insan kendi eliyle ölmeli derdi. Ağlamak da acıktırır. Bak aklıma ne geldi insan ölüme giderken de acıkır mı acaba? Kadın elindeki lokmayı tabağa bırakır hayretle. Bilmem. Ben de bilmiyorum. Niçin bana soruyorsun? E kime sorayım? Gece yarısı komşularımı uyandırayım. <laughs> Yukarıda bir herif oturur. Şişko. Kaçakçının biri. Onu uyandırıp sormalı. Ölüme giderken acı kırmısın ahbap. Kim bilir ne yapar Deyus. Öldürmeye geldiler sanır uyku sersemliğiyle bağırmaya başlar. İmdat, imdat. Bağırma uyanacaklar. Uyansınlar namussuzlar. Biz uyuyor muyuz? Uyumuyoruz da ne yapıyoruz? Sevişiyor muyuz? Yok. Ama neden sevişmiyoruz? Söyle neden? Aa, şey yazımı turum attık. Tura çıktı ondan. Doğru tura çıktı. Yazı çıksaydı sevişecektik değil mi? Evet. Bana kalırsa karı kocalar da böyle yapmalı. Her gece yazımı turama atmalı. Yazı çıkarsa sevişmeli, tura çıkarsa konuşmalı. Yukarıdaki kalpazan erkeklikten kesildiği için iki yanı turalı bir para basardı elbet. Her gece tura. Konuş babam konuş. Ne konuşur o herif? Gerçekten de ne konuşuyor bu insanlar? Hiç dikkat ettin mi? Yo, hiç dikkat etmedim. Nasıl etmezsin? Kadınlar bir araya geldiler mi yalnız evlendikten konuşur. Kim kimi istemiş, kim kime varmış, herifin kazancı ne kadar, evi var mı, kat alacak mı, bugün ölse ne bırakır karısına, erkekliği nasıl, haftada kaç defa. İkinci kocam da övünürdü. Her erkek benim gibi güçlü değildirlerdi bilmem hangi kadınla yatmış da kadın parmağını ısırmış. Ya derdi. Kollarını kabarta kabarta sevildim ben derdi. E sen de yardım ederdin ona yüzde yüz. Senin gibisi bulunmaz derdin. Derdim elbet. Onu beklerdi çünkü. Yeni evlenmiş kızların hikayelerini dinledin mi? İlk nerede karşılaşmışlar? Adam ona nasıl bakmış, kız önce nasıl içerlemiş de paylayacak olmuş, sonra efendim yalnız kalmışlar da adam nasıl öpmüş bir herif anlatmıştı. Göz koyduğu kızı tam bir yıl takip etmiş. Bir yıl mı? Evet. Bir yıl takip edince de kız suçlu görmeye başlar elbet. İlk buluşmada öldürür. Öldürmüş mü? Hayır. Bir parkta yan yana oturmuşlar. Sormuş herif. Benden önce kimseyle konuştunuz mu diye. Kız da siftahı sizinle demiş. <laughs> Dükkan açar gibi. İlk kocamla siyaset konuşurdu boyuna ama o günkü gazetelerde ne yazıldıysa onları tekrar ederdi. <laughs> Kendi düşünceleriymiş gibi. Bir gün bir adamla siyaset konuşuyorduk bak. Burnundan bir şey çıkardı. Benim gördüğümü anlayınca yanağına bastırdı. İnat ettim. Gözümü ayırmadım parmağından. Ne yaptı etti. Oradan aldı. Alnına doğru yürüttü. Alnını oğuşturur gibi yaparak iyice yuvarladı. Bu sırada bir at hatırlamaya çalışır gibiydi. Neydi adı neydi adı. Durmadan konuşuyorlar. E saçma bir şey. Saçma. E konuşmayalım öyleyse. Sıra sendeydi. Sıra bendeydi. Dinle. Bir gün dört arkadaş, dördümüzün de Allah belasını versin, sandalla denize çıkmıştık. Üçümüz iyi dosttuk. Dördüncü olan aramıza sonradan katılmıştı. Onu kendimizden biraz uzak tutuyorduk. O da bunu anlıyordu, üzülüyordu. Kendini sevdirmek için sokuldukça sokuluyordu bize. Bir dediğimizi iki etmiyordu. E nereden bilsin böyle yaptıkça başarısızlığa düşeceğini? O gün para çantam kayboldu benim. Her yana baktık. Sandalın tahtalarını kaldırdık, aradık, aradık, aradık bulamadık. E ne olmuş çantan? Onun üzerinde kaldı. O arkadaşınızın üzerinde mi? Evet. E neden başkasının değil de onun? E, çünkü üçümüz iyi arkadaştık. Üstelik de o gün biz denizdeyken çoğu zaman o kalmıştı sandalda. E yeter mi bu kadarı? Yetmez ama konuştuk aramızda buna karar verdik. Belki de o almıştı. Hayır. Eve dönünce buldum para çantamı. Yanıma almayı unutmuşum. E söyleseydin gerçeği? Söylemedim. Neden? Üçümüzün arasındaki birliği bozmamak için. Çünkü küçük sürüler halinde yaşar insanlar. Başka türlü yaşayamazlar. Ötekini sevmiyorduk. Bizi birleştiren, güçlendiren bir bağdı bu. Hatta yücelten. Birini alçaltmak insanı namuslu kılar. Gururlandırır. Yani alçaltacak birini bulamadık mı? Yani biz nasıl yükseliriz? Yazıklar olsun sana. İğreniyorum senden. Bu kadarı fazla artık. Böyle bir alçaklığı yapan insan utancından ölmeli. <laughs> Yargılamak yok, unutma. Alay mı ediyorsun yoksa benimle? Uyduruyor musun bunları? Dur, daha bitmedi. Kadın konyak kadehini diker. Bitti işte. Doldur kadehimi. Anladı kendisinden şüphelendiğimizi. Kıvrım, kıvrım kıvranıyordu ben almadım demek için. Ama diyemiyordu. Diyemezdi elbet. Bu konuyu açacak olsa nereden çıkarıyorsun bunu diyecektik. Soğuk soğuk birbirimize bakacaktık üç kişi. Büsbütün küçülecekti. Şüphe altında kalmaya razı oldu. Yalnız bir iki defa ürkek ürkek buldum mu çantanı diye sordu bana. Hangi çantayı yedim unutmuş gibi sakin olmaya çalışıyordu. <laughs> hani canım o günkü sandaldaki dedi. Ha o mu bırak canım dedim. Önemli değil. Böyle böyle ezdik yok ettik onu. Ayrıldı aramızdan. Hadi şimdi sıra sende. Alçaklıkta seninle kimse yarışamaz. Yarış değil bu. Kendi başımıza konuşur gibi konuşuyoruz. Kendi başıma konuşur gibi. <laughs> Kendi başıma sahi öyle. Hep öyle olmadı mı? Ama ben bunu anlayamadım. Hiç anlayamadım. Haklı olduğun ortaya çıkıyor gitgide. Sana borçluyum bunu. Hep kendi başıma konuşmuşum. Bir öğretmenimiz vardı. Sevici diye attılar öğretmenlikten. E sana ne? E değildi. Numarası kıttı sadece. Çocukları boyuna döndürüyordu sınıfta. Böyle bir dedikodu çıkardılar arkadaşlar. Kurtulmak için yani. E sen de katıldın mı onlara? Evet. Yaşa be. Amma da alçakmışsın ha. E, geldi okula. Sordu hepimize teker teker. Arkadaşlarım öğretmişlerdi bana ne diyeceğimi. Öyle yaptım. Oysa ne demek olduğunu bile bilmiyordum o sözün. İçeride yiyecek bir şey kalmadı. Yazık. Bir kızı vardı öğretmenin. Annesi kovulunca kendini kuyuya attı. Dur ben sana daha tatlı bir hikaye anlatayım. Bir gece aşağılık bir bara gitmiştim. Kartlaşmış şaşı bir kadın çağırdım masama. Boğazı ağrıyordu galiba. Tülbentle böyle sarmış boynunu öksürüyordu. Oros bunun da en adisi. Birden bu kadını alay etmek isteği uyandı içimde. Buyurun hanımefendi. Böyle ayağa falan kalkıyorum tamam mı? Ne emredersiniz hanımefendi? Kadın göz ucuyla süzüyor beni. Alay mı ediyorum? Yani onu anlamaya çalışıyor. Bir anlasa yanmışım. Neden? Ya döver adamı. Hem de öyle bir kadın. Ama ben rolümü çok iyi oynuyorum. Saygı görmeye o kadar alışık değildi ki zavallı. Benim uzun süre yabancı memleketlerde kalmış olabileceğimi düşündü herhalde yani. Böyle bir kadına nazik davranılmayacağını bilmeyen bir toy zannetti. "Besledim onu bu düşüncesini. Yıllardır burada yoktum." dedim. Bunun üzerine kadın "Kurum, kurum, kurulmaya başladı. İyi aile kızıymış, mış, mış. Dadılarla büyümüş, mış, mış. Çiftliklerinde ata binermiş, mış. Sen ondan daha adiymişsin. Bak dur dinle. Almanca bilirmiş eskiden ama unutmuş. Size bir şey soracağım. Bunun cevabını Almanca verin." dedim. Kırıttı. Sorun bakalım dedi. Elinizi öpebilir miyim dedim ben. O da "Ya" dedi, uzattı elini. <laughs> ya bu kadar mı? Sonu var bak. Bir ara kulağına eğildim masum bir yüzle. "Hanımefendi size bir şey soracağım ama utanıyorum." dedim. E, ne var utanacak? Dost olmadık mı? <laughs> Hanımefendi, kız mısınız?" <laughs> ne dedi biliyor musun? <laughs> Üzgün bir yüzle "Maalesef hayır" demez mi? <laughs> Konyak ister misin? Ver. Hadi şimdi sıra sende. İçerideki çocuk benim çocuğum değil biliyor musun? Yarattı. <laughs> kimin öyleyse kimin? Çocuklar hepimizin sayılır. Doğru doğru. Bu kimin diye sorulunca bunun arkasından bu senin bu benim gelir. Düşün bir. Çocukları mal gibi bölüşmek. Ne saçma. Çok saçma. Kaçırdın mı yoksa bir yerden? Hayır. Bak dinle. İlk kocamın çocuğu olmuyordu demiştim ya. Bir eksiklikten değildi, erkekliği yoktu da ondan olmuyordu. Ama bundan ötürü üzülmüyordu hiç. Öyle cakalıydı ki, kadından anlarım ben derdi. Kadın ruhunu bilirim. Bir defa konuştuğum kadın beni unutamaz. Neden? Çünkü tepeden tırnağa erkeğim. Bayağıydı da, kaba kaba şakalar yapardı. Sokaktan eskici geçse, bak eskiler alayım diyor. Vereyim mi seni derdi bana. Vereyim de yenisini alayım ha. Arada bir çat kıçma bir tokat vurur. Kaymağını aldım senin artık sende iş kalmadı derdi. Çat bir tokat daha. Bana kendi elinle bir kız bul derdi. İnsanlara öylesine boş veriyorsun ki belki sen de yaparsın onu yaptığını. Evet. Yani bayağılığımız biraz benziyor ama benim erkek olmadığımı söyleyemezsin. Çünkü denemedik. Hadi bir daha para atalım. Yazımı mı tura mı? İlle tanıtlamak istiyorsun erkekliğini öyle mi? Yazımı mı tura mı? Bırak o parayı. Yazı mı, tura mı söylesene neden susuyorsun? Utanıyor musun yoksa söyle bakayım. Kadınların başlangıçtaki utanmalarına bayılırım ha. Önce utanır biraz sonra başlar tırmalamaya, ısırmaya. Hah belki erkekliğin vardır ama insan değilsin. Ben sana hakaret etmiyorum. Ediyorsun. Buradaki kadın hikayesini niçin anlattın? Söyle. Niçin anlatmışım? İyi aile kızıymış dadılarla büyümüş, çiftlikte ata binermiş. Bana benzettin değil mi? Benzetmek için anlatmadım. Benziyordum. Daha diyeceğim var mı? Ben de Almanca bilirdim çocukluğumda. E Fransızca bilseydin daha iyi olurdu. Şimdi Fransızca konuşurduk. Kız mısınız hanımefendi diye sorsana. Kız mısınız hanımefendi? Maalesef evet. Mümkündür. Aslında her mahallede bir bekaret izole merkezi açılmalı. Belli yaşa girince kızları götürmeli oraya. Böylece bir sürü bayağılık, aptallık ortadan kalkar. Bir gün tanıdığım bir kız alı al moru mor geldi yanıma. Ne dedi biliyor musun? İzole için mi gelmiş? Evet. Kısmeti çıkmış. Zengin bir adamla evleniyormuş. Ben o kendini beğenmiş herife kızı olan kız varamam, rezil olurum diye bağırdı. Yalvarmaya başladı. Arkasından çok rica ederim şunu hallediver dedi. Sen ne yaptın? Dediğini yaptık ama boşa gitti. Ne demek? Ne olacak? O herifle anlaşma bozulmuş benimle evlendi. İki işi birden yaptırdı bana. Düşün, bir evlilik için ne bulunmaz zenginlikte bir temel. Başkasının hesabına çalış, çabala sonra... Bunu bir mutsuzluk nedeni yapmadın herhalde. Nasıl yapmam? Boynuma sarılırdı. O günü hatırlıyor musun kocacığım derdi. O gün dediği bekaret izale merkezinin işini gördüğü gün. Böyle bir anıyı benimseyebilir miydim? Ayrıldınız mı? Evet. Bu yüzden mi? Elbette bu yüzden. Demek öteki heriften korktuğu gibi korkmadı benden. Adam hesabına komadı beni. Evlenmeseydin öyleyse, evlenmeseydim boşanamazdım. Tabii, boşanmak için bir neden lazım. Burnunun ucu soğukta hep. Yetmez mi? Konyak ver. Hikayeni bitirmeden vermem. Hangi hikayeyi? Artık hepsini birbirine karıştırıyorum. Erkekliği olmayan ilk kocanın hikayesindeydik. E çabuk bitireyim öyleyse. O erkek kocamın fiyakası ne zaman bozuldu biliyor musun? Çevresi alay etmeye başlamış çocuğun olmuyor diye. Bu da kuşkulanmış bir gün boynu bükük eve geldi. Yalvarırım doğru söyle ağzından bir şey kaçırdım mı kimseye diye ağlamaya başladı. Öldüreceğim kendimi dedi korktum. Bir çaresini buluruz dedim buldum da. E bunun çaresi var mı? Valla bir va evine taşındık. Ben aylarca çıkmadım evden. daha başında kendi kendime oturdum. Kimsecikler bilmiyordu yerimizi, yurdumuzu, komşuları da tanımıyorduk. En yakın bağ evi 100 metre ötedeydi. Bir gece 3-4 günlük var yok bir çocukla eve geldi. Gece kondularda oturan yoksul bir aileden 500 liraya almış. <laughs> ya, yat yatağa dedi bana, soyunup yattım. Çocuğu yanıma koydu, başla bağırmaya dedi. E ben de çocuk doğurur gibi bağırmaya başladım, avazım çıktığı kadar. Ben bağırırken kocam bir yandan pencereleri açıyor, bir yandan da daha yüksek sesle Daha yüksek sesle diyordu Bağ evlerinden duyanlar olmuş Geldiler evin önüne Kocam pencereden bir şey değil canım çocuk doğuruyor diyordu Hiç başınıza gelmedi mi yani Olağan bir şey İkisi birden gülmeye başlar <laughs> Yavaş gül çocuğu uyandıracaksın Ver konyamı Sonra ne oldu biliyor musun Sonrası da mı var Var ya bizimki gene o eski Cakalı herif olup çıkmaz mı çat kıçıma bir tokat bir çocuk daha ister misin dedi. Bana bak alay mı ediyorsun benimle? Ya ne alayı? İkinci kocana gebe olarak diye çocuklu gittin öyleyse. Anlamadım. Anlamamış. İkinci kocan çocuğun kendinden olmadığını biliyordu da niçin bana bu çocuğu yutturuyorsun dedi. İkinci kocam ne bilsin çocuğu dışarıdan aldığımızı? Saçmalama. İkinci kocana giderken gebe olduğunu söylemedin mi demin? Of dur kafam karıştı. Ne dedim de ne dedim de? Bu çocuk senin doğurduğun çocuk mu? Gece kondulardan aldığınız çocuk mu? Hangi çocuk? İçerideki çocuk. Çocuk değil ki o. Çocuk değil mi? Değil ya. Taş bebek. İnanmazsan git bak. Erkek fırlar içerideki odaya gider. Bu sırada kadın kendini yorgun argın mindere atar, gözlerini kapar. Birinci perdenin sonu.